arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün cici bir bebe şapkasıyla sizlerle birlikte olacağız şapkamızı tepeden başlayıp artarıp ve burada gördüğümüz rengarenk çiçek dilimlerini ördükten sonra sırasıyla şapkamızı ana rengiyle yani tepe noktasındaki başladığım renkle en son dilimi de örerek kapatıyorum. Şapkamızı örmek için 3 numaralı ben tığımı kullandım. Tabi ipimize uygun tığları tercih ettiğimiz zaman çok daha güzel sonuçlara ulaşacağız. Şöyle e, ipleri ise dilediğiniz renk ve modeldeki ipleri kullanabilirsiniz. Evinizde olan parça kalmış ipler de olabilir ya da herhangi bir şekilde elbise ördüyseniz ya da ceket hırka ördüğünüz ipleri de yine kombin ederek örebilirsiniz. Tamamen kendi tercihinize kalmıştır. Evet Baş ölçülerine şu şekilde bir bakalım. Elimizdeki ölçüler 0-3-6 ay 36 ile 43 santim başının çevresi. Şapkamızın şu şekilde devam eden yüksekliği ise 13-15 santim arasında olmalı. Ama tabii bu da bebeğimizin iriliği ya da daha küçük minyon tipli oluşuna göre değişir. Daha küçük de olabilir birkaç santim büyük de olabilir. Toplu bir bebekse ya da baş ölçüsü biraz iri de olabilir. Yani illa bunlar olmazsa olmaz ölçüler değil. Tabii ki eğer bebek yakınımızdaysa en güzeli baş ölçüsünü mezurla ölçüp ayarlamak. Ama tabi uzakta ise bu ölçülerden istifade edebiliriz 06 12 aylık ise 40, 41 46 santim arası ve 18 santim de yüksekliğinin olması gerekmekte şimdi biz ölçümüze bakalım şapkamızın enini ölçelim şapkamızın eni inini... Tam yarı ölçüsünü alıyoruz, bakınız. Tam yarı ölçüsü 21. Ee, diğer yarısıyla topladığımızda şapkamın ölçüsü 42 santim olmakta. Yani bu da benim için 0-6 ay ve 12 ay arası, 6 ay-1 yaş arası baş ölçülerini oluşturmakta. 18 santim yukarıdan aşağıya gelişiydi, bakınız şu şekilde. 18 santim, diğer ise 40. 1 santim 46 santim arası da şapkamızın en iyiydi Evet şimdi dilediğimiz ip ve renklerle şapkamızı örmeye başlayalım kolay gelsin Evet sihirli halka yaparak şapkamızı örmeye başlayalım 1 2 3 çıkarıyorum halkayı elimden ve doldurmaya başlıyorum trabzanlarımızı birer birer ilave edelim Toplamda 14 trabzan olana kadar dolduralım. Şöyle rahat tutuyoruz. Bakınız rahat tutup 2 4 6 8 10 11 12 13 ve 14. 14 tane trabzanım ördükten sonra bu kısa ipimi çekiyorum ve kapatıyorum tekrar sayalım 2 4 6 8 10 12 ve 14 bu küçük ipimizi daha sıkıp aradaki açıklığı iyice kapıyoruz ne kadar sıkarsak bakınız o kadar güzel kapanmakta tabi çok fazla yani ipinizin ayarına göre de sıkmanızı tavsiye ederiz kopartabilirsiniz yanlışlıkla kopmasın. İlk zincirimize gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Ve şapkamızın en tepe noktasını ayarlamış olduk. Birinci trabzanın bölümü tamamlandı. 3 tane zincirimi tekrar çekiyorum. Aynen zincirimi çektiğim yerden tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın olduğu yere giriyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Tığımızın başını dolayalım. İkinci trabzanımızın üzerine batalım. Bir ve iki. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Bir ve iki. Her bir trabzanımı ikişer defa dolduruyorum. Yine ikili trabzanla hepsini ikişer ikişer doldurarak ikinci sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızı da ikişer ikişer doldurarak tamamladım şimdi üçüncü sıramıza başlayalım geçişimizi yapalım şu şekilde 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve hemen sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve ikinci trabzanımın üzerine yine aynen iki defa örüyorum yani ikinci sırada ördüğüm trabzanı çift örüyorum bu sırada bir çift bir tek olarak örelim. Şimdi aynı yere iki defa batıyorum. Bir sonrasını tek örüyorum. Bir tek. Şimdi çift öreceğiz. 1 ve 2. Şöyle bakalım. Tek çift. Tek çift, tek çift. 3. sıramız tek çift olarak devam edip tamamlayalım. Tek ve çift 1 ve 2. Evet, sıramızı başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. 4. sıramıza başlayalım. 3 zincirimizin en üst noktasına gelerek yine batalım. 1 2 3. Hemen sıradaki trabzanı tek örelim. 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift olarak bu sıramızı tamamlayalım. 1 aynı yere batıyorum. 2. 2 tane tek 1 çiftimizi ördüm. 1 2. Şimdi çift olarak örüyorum. Tekrar 1 2. 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift. Çift. çift diye bu sıramızı tamamlayalım. 1 ve çiftimizde örüyorum. Tekrar 2 teki örüyorum. 1 ve 2. Şimdi başımızın çevresi için modelimizi koymaya başlayalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki trabzanın ilerisindeki yani birinci trabzan değil ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum 1 2 3 tane zincir çekip tekrar bir trabzan atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum Evet şimdi yaptığımız işlemimize bakalım. 5 tane zincir çektim. Aynı yere gelerek bir tane trabzan örüp battım. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana buradaki yapmış olduğum trabzanımı batırdım. 3 zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana battım. Tekrar 3 zincir çektim. Bir trabzan atlayıp sıradakine ve yine 3 zincir bir trabzan atlayıp sıradakine battım. Şimdi Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzanıma geliyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir ve iki zincir çekip aynı yere gelerek batıyorum. Ve hemen bir tane atlayıp ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekip bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir, iki, üç, bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum 1 2 3 bir, bir trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum bir tane büyük yuva bir iki üç tane de küçük yuvamızı hazırladık ve aynı şekilde şimdi tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinci trabzana bir trabzan iki zincir bir trabzanımı örüyorum ve hemen bir atlayıp ikinci trabzana batıyorum ve burada iki defa yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz 3 tane zincirimizi çekip birer atlayıp ikinci trabzana batalım ve köşede başlangıç yerimizde buluşalım Evet sıramın sonuna kadar örerek geldim 1 2 3 tane zincirimi çektim hemen yeni modelimize başlayacağız. Yani ikinci sıramıza başlayacağız. Bakın sadece bir trabzan kaldı. Onu da bir atlayıp zaten yatırmıştık. Tam uygun bir şekilde sıramızı tamamladım. Şimdi trabzanlı olan kutucuklarımı saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kutucuğumuz var. Bu da demek oluyor ki 7 tane çiçeğimiz olacak. Şimdi ikinci sıramıza modelimizde başlayalım. 1, 2, 3. zincirime gelerek batıyorum. Ve yuvarlağımı bu şekilde tamamladım. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. 2, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımı ördüm. 7. trabzanımı ördükten sonra hemen ilk çekmiş olduğum 3 zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki ikinci 3 zincirin üzerine batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Diğer 3 zincirime batıyorum. Yukarıda 2 tane 3 zincirim oldu. Şimdi buradan başını doluyorum. Tekrar kutunun içerisine girerek 7 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı ördükten sonra hemen yandaki ilk 3 zincirimin içerisine batırıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekip sıradaki 3 tane zincirin içerisine giriyorum 1 2 3 tane zincir çekip bir sonraki yuvaya giriyorum ve buradan tığımın başını dolayarak kutumun içerisine 7 tane trabzanı dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 hemen yandaki ilk 3 zincire batıyorum ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlıyoruz şapkamızın tepe noktasının model kısmının 7 trabzanlı olan bölümünü tamamladık şimdi 7 trabzanımızın üzerine 7 trabzan ve kirpiklerimizi örerek devam edeceğiz 2 tane bakın 3 zincirimizi çektik. Zincir çekmeden 3 zincirimi 1 2 3 3 öncüsüne gelerek batıyorum ve tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve elimi buraya tutuyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Geliyorum elimi tuttuğum zincirimin üzerine batıp bir tane kirpik yapıyorum. Ve sırası ile birer birer trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum. 1 2 3 dibine batıyorum tekrar diğer trabzanımı örüyorum 1 2 3 dibine batıyorum ve ilerliyorum her bir trabzanımıza aynı işlemimizi yapıyoruz bir trabzan bir 3 zincirden oluşan kirpiğimizi örüyoruz 1 2 3 batıyorum 1 2 ve 3 hemen en son 1 2 3 batalım 2 4 6 7 toplamda 7 kirpiğimizi ördük. 7. kirpiğimizi hemen ilk 3 zincire batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip diğer 3 zincirin üzerine batarak giriyorum şöyle yapalım bakınız ve buradan tığımın başını doluyorum tekrar trabzanımı örüp üzerine 3 zincirden kirpiğimi yapıyorum 2 3 batıyorum devam ediyorum ve bu sıramızı Tıpkı burada ördüğümüz gibi 7 trabzan üzerine 3 zincirden kirpiklerimiz ve arada 3 tane zincirimizi çekerek sıramızı tamamladık. Evet kirpiklerimizi ve bütün trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi başka rengimize geçmek için arkasında yeni zemin hazırlıyoruz. Zemin hazırlamamız için şöyle bakınız geçişimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 ilk trabzana gelerek batıyorum. Bakın kirpikli olan ilk trabzanı ve birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanımı ardından giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bakın trabzan örüyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum sıradakini atlıyorum bir sonrası sıraya geliyorum ve trabzanımı örüyorum iki tane kutumu hazırladım 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu kez atlamadan hemen yandaki trabzanıma batıyorum ve trabzanımı örüyorum. 1 2 3. Hemen en sondaki 7. trabzanımın ardından giriyorum ve örüyorum. 1 2 Evet. Toplamda şöyle bakıyorum. 1 2 3 4 tane kutucuğumuz oldu. 4 kutucuğumuzu tamamladıktan sonra tığımın başını doluyorum araya herhangi bir işlem yapmadan direkt karşıdaki ilk trabzanın ardından girerek bir tane trabzanımı örüyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak bir tane atlıyorum ikinci trabzanımın ardından şu şekilde girerek trabzanımı örüyorum ve zincirimi çekiyorum 1 2 3 tekrar tığımın başını doluyorum bu kez hemen yanındakine trabzanımı örüyorum tekrar 1 2 3 her trabzan sonrası 3 tane zincir çekiyorum bakınız 2 tane kutucuğumuz oldu tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum hemen ikincisine batıyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum en son trabzanıma atarak bir tane trabzan örüyorum ve toplamda 4 tane kutuyu arkada hazırlamış oluyorum. Burada da 4 kutu hazırlamıştım. Bu çiçeğimizin ardında da her bir çiçeğimizin ardında 4'er kutu hazırlayalım. Tekrar diğer dilime geçiyorum. 1 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3. 1 tane atlıyorum. 1 2 3. Hemen yanındakine batıyorum. 1 2 3 bir tane atlayıp bir ileriye batıyorum. 1 2 3 tığımın başında doluyorum, En sona batıyorum ve bu şekilde üçüncü yuvamı da hazırlamış oldum. ve sıramızı tamamlayalım. Evet arkasından şapkamızın dörder dörder her birinde yuvalarımı hazırladım ve en son başlangıç yerine gelerek Şöyle zincirini batıyorum bakınız. Şöyle sayalım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Bir tane sık iğnemle kesiyorum. İpimin rengini değiştireceğim şimdi. Evet şöyle şapkamızı başımızın ölçüsüne göre daha büyük yaşlar için yapmak istersek birazcık daha bir ya da iki sıra daha turlayabiliriz. Bu şekilde Şapkamız şöyle aşağıya doğru inecek. Şimdi ikinci rengimize başlayalım. İkinci rengime başlamak için ipimi kopardığım yere geliyorum ve tığımı bağladım. Şu şekilde her iki modelin arasındaki birleşme yerlerimize bakınız. Şu şekilde dört tane trabzanımızı kutucuğumuzu yaptıktan sonra diğer kutucuğa geçtiğimiz nokta var. Her ikisinin tam arası. Şöyle bakacak olursak Bakınız yuvarlak geliyoruz diğer dilime geçeceğimiz noktamız yuvarlak geliyoruz kutucuklarımız ördük tam diğer kutucuğa geçeceğimiz noktaya gelelim ve batalım. Evet tam iki modelin arasındaki bakın şu gözün içerisine giriyorum. 4 tane kutu sol tarafta 1 2 3 4 4 tane kutu bakın sağ tarafta ve tam iki dilimin arasındayım. Ve başlıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 5 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum, aynı yere giriyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Biraz önceki hazırlamış olduğumuz e, sıralama gibi buradaki sıramızı yapıyoruz. Üçer zincir çekmiştik ve trabzanlarımızdan oluşan bir kutucuk oluşturmuştuk. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Hemen yandaki kutuya yatırıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 bir ileriki kutuya batıyorum 1 2 3 bir ileriki kutuya batıyorum 1 2 3 yine bir ileriki kutuya batıyorum bir tane yuvamızı ve 3 tane zincirimizi çektim tığımın başını doluyorum tam ortadaki iki birleşme noktasındayım araya giriyorum bir trabzan 1 ve 2 zincir bir trabzanımı örüyorum Trabzanımı tamamladıktan sonra ilk kutuya gelerek yatırıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip bir ileriye batıyorum. Tekrar 3 zincir, bir ileriye. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir tığımın başında oluyorum. Tam orta noktaya giriyorum. Bir tırabzan, 2 zincir, bir tırabzanımı örüyorum ve hemen ilk kutuya gelerek batıyorum. Yuvamı hazırladım. 3 zincir. Ve kutularımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Başlangıç noktamıza geldim. Hemen 1 2 3. zincire batıyorum. Bakın 3. zincire batıp şu şekilde birleştiriyorum ve içeriye giriyorum yuvamın 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve sırası ile 7 tane toplamda trabzanımı örüyorum. Zincirimde dahil olmak üzere. 2, 4, 5, 6 ve 7. 7 trabzanımı ördükten sonra hemen yandaki zincire batıyorum. 1, 2, 3 yandaki zincir. 1, 2, 3 hemen yandaki zincir atıyorum ve tığımın başını doluyorum yine kutunun içerisine 7 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum 3 4 5 6 ve 7 hemen yandaki zincirin içerisine batıyorum ve bu şekilde aynen bakın üst sırada yaptığımız işlemimizi tekrar ederek renklerimizi değiştirerek şapkamızı tamamlayalım Şapkamızı, pembemizi, sarımızı ördüm. Tekrar ana rengimiz olan morumuza başladım ve bir tane trabzan sıramızı örerek tamamladım. Şimdi ikinci sıramızı örüyoruz. İkinci sıramızda hemen kirpikli olan bölümü örmüyoruz. Birer birer bütün trabzanlarımızın üzerine trabzan olarak örüyorum. Bir sıra fazla yapıyorum çünkü burayı bitiş sırası olarak düşünüyorum birer birer bakın her bir trabzanımın üzerine bir trabzan ilave ediyorum 2 4 6 ve 7 hemen yandaki zincir yuvasına batıyorum 1 2 3 zincir diğer yuvaya batıyorum tığımızın başını dolayarak yine birer birer trabzanlarımızı örelim. Bunu bitiş sırasında yapıyoruz. Eğer bir tane daha fazla renk kullanmak istiyorsanız onu tamamladıktan sonra bitiş yerinde bu fazla sıramızı örelim. Bakın 2, 4, 6, 7 yandakine batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yuvaya giriyorum ve aynı şekilde Yedişer trabzan 7'şer trabzan olarak devam ediyorum arada da 3 tane zincirimi çekmeyi unutmuyorum son sıramızdan önce 7'şer trabzan ilave ettikten sonra bütün çiçek gruplarımıza şimdi en son sıramıza başlıyoruz geçişimi yapıyorum zincirimin üzerine batıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra 1 2 3 tane zincir çekip elimi tuttuğum yere batırıyorum ve kirpiğimi örüyorum tığımın başını doluyorum ikincisine batıyorum 1 2 3 ve batıyorum aynen alt sıradaki yapmış olduğumuz işlemlerimizi tekrar ediyoruz 1 2 3 giriyorum 1 2 3 birer birer bütün tırabzanımızı ve kirpiklerimizi son sıramıza yerleştirelim. Sırası ile 1 2 3 1 2 ve 3 Sayıyorum 2 4 6 7 Yedi tane trabzanımı ve kirpiğimi tamamladıktan sonra hemen aradaki zincir yuvasına batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer ilk trabzana batıyorum ve bir trabzan örüyorum. Üzerine 1 iki, üç zincir ve tepe noktasına batarak giriyorum. Ve bütün dilimlerimizi bu şekilde tamamlayıp birleşme noktasında görüşelim. Yedi tane trabzanımızı ve kirpiğimizi yaptım. En son kirpiğimizden sonra ilk başlangıç trabzanımın üzerine gelerek batıyorum şu şekilde ikili olarak alalım bir tane zincirimizi çekerek kapatıyoruz ve şapkamız kullanılmaya hazır hale geliyor şöyle bakın kat kat çok şık güzel bir şapka oldu şöyle tepe noktasıyla aşağı kısımları dilim dilim değişik elbisemizle takım olarak da kullanılabilir ayrı olarak da kullanılabilir. Gayet güzel, şık bir şapka. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda beraber olmak dileğiyle ve ümidiyle hoşça kalın. Görüşmek üzere.